Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi farklı bir arka plandan yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi evde karantina günlerinde bir lüks ürünlerini deneyerek bir makyaj yapacağım. Gönül isterdi ki bu makyajı yaptıktan sonra dışarıya çıkıp bir şeyler yapmak çok fazla isterdim ama içinde bulunmuş olduğumuz durumdan dolayı maalesef ki bu pek mümkün değil. Kendi motivasyonumu arttırmak için evde makyaj yapıp uyuyana kadar bu makyajla gezeceğim. Aynı zamanda bunu da videoya çekmek istedim ki sizlerle de bu karantina günlerimi paylaşmak istedim. Umarım keyifli bir video olur. Hadi bakalım videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak bu Biolis'in BB kremini kullanacağım. Bunu bir kere denedim. 10 lira için gayet uygun bir BB krem olduğunu düşünüyorum. BB kremimi uygularken bu karantina ile ilgili birkaç anımı anlatmak istiyorum. Bundan yaklaşık bir ay önce falan ben İstanbul'daydım ve dönerken, adaya dönerken daha doğrusu girişte bize bir kağıt imzalatmışlardı. 15 gün boyunca kendi karantinanı kendin alacaktın, evde izole olacaktın. Daha sonra bu kağıda imzaladım. Yaklaşık bir hafta sonra falan kısmi sokağa çıkma yasağı geldi. Ama tamamıyla değil, yani yine market ihtiyaçlarınızı, eczaneden işte ilaç ihtiyaçlarınızı vesaire karşılayabiliyorsunuz. Sadece sokakta boş boş gezenler veya işte spor yapanlar çok fazla vardı. Onları durdurup ceza falan yazıyorlar. Aynı şekilde işte arabayla bile çıkmış olsanız size niye çıktıklarını sordukları zaman herhangi bir market, benzin veya eczane dışında söylediğiniz herhangi bir sebepten dolayı işte belli bir para cezası falan yazıyorlar. Tabii ki de bu durum güzel oldu. Çünkü dediğim gibi işte bu kurallara uymayanlar, işte ısrarla dışarı çıkmaya çalışanlar, spor yapmaya çalışanlar, hava almaya çıkmaya çalışanları vesaire bir şekilde önüne geçmiş oldu. Ama insanlar maalesef ki anlamıyorlar. Sonuçta bu durum geçici bir durum. Sanki sürekli bu şekilde yaşanacak bir durum değil. Ama ne kadar insanlar bu kurallara uymamaya devam ederlerse bu durum daha da fazla uzayacak. Genel anlamda insanlar bu kurallara uyuyorlar. Umarım bütün dünya için bir an önce en kısa sürede bu felaket geçmiş olur. Şimdi gözaltı kapatıcısına geçiyorum. Bunu hiç denemedim. Rengini söyleyeyim. 135 Light Beige rengini kullanacağım. Zaten 4-5 tane falan vardı rengi. Çok fazla geniş değildi. Bana en uygun olacağını düşündüğüm buydu. O yüzden bunu aldım. Umarım çok fazla açık kalmaz rengi. Burada ben anlatmaya devam edeyim. Buradaki vaka sayısı 100 falan oldu. Normal şartlarda yarın karantinanın bitmiş olması gerekiyor. Yani iş yerlerinin falan açılmış olması gerekiyordu. Ama bugün tekrardan bir toplantı olacakmış. Büyük ihtimalle bu ayın sonuna kadar, Nisan sonuna kadar uzatacaklar. İyi yönden bakmaya çalışıyorum. Çünkü zaten hani evdeyiz ve güzel bir şekilde, kaliteli bir şekilde zamanımızı geçirmeye çalışıyoruz. Bu durum bittiği zaman yine dışarı çıkıp bol bol gezip, bol bol kahve içip arkadaşlarımızla sohbet edeceğimiz daha çok zaman olacak. Ama lütfen bu zamanlarda evde kalmaya, toplu ortamlarda bulunmamaya, toplanmamaya özen gösterin. Gözaltımı şöyle geçiyorum ki cildimle iyice bütünleşsin. Bu arada görmüş olduğunuz gibi kapatıcı, daha doğrusu BB krem, bir BB kreme göre bence çok çok iyi kapatıcılıkta, orta kapatıcılıkta diyebilirim. Orada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şöyle aynadan baktığım zaman böyle pürüzsüz bir görüntü var. Dediğim gibi 10 lira, gerçekten 10 liraya alınabilecek bir BB krem. Başarılı bir BB krem. Ve aslında ben kapatıcıyı da çok fazla beğendim. Gerçekten çok güzelmiş. Şimdiye kadar bu ikisi gerçekten çok hoşuma gitti. Bunu zaten denemiştim bir kere, beğenmiştim. Ama gözaltı kapatıcısını bir önceki alışveriş videomda almıştım. İlk kez denedim ve bundan da memnun kaldım. Şimdi sıra geldi göz makyajımıza. Göz makyajım için üçlü kontür paletinden şu bronzer rengini kullanacağım bu katlanma bölgem için. Biraz sosyal mesaj gibi oldu ama gerçekten kendi düşüncelerimi söylüyorum. Çünkü bu durum gerçekten çok fazla ciddi. Siz önlem alsanız da, ben önlem alsam da dışarıda hala daha önlem almamış, bu durumu küçümseyen insanlara dolu. O yüzden siz onlardan olmamaya çalışın. Elinizden geldiği kadar önleminizi almaya çalışın. Evde kaldığınız süreyi de güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışın. Bu arada katlanma bölgemi bu kontür rengini sürdüm. Şimdi bu Biolis'in tekli farlarından kullanacağım. Böyle görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir turuncu rengi kullanacağım. Şöyle düz bir fırçayla çok azıcık köşelerini uygulamayı düşünüyorum. Çünkü bunun rengi baya baya yoğun duruyor. Biolis'in ürünleri uygun fiyatlı olduğu kadar da gerçekten çok başarılılar. Çok çok hafif bir şekilde uyguladım. Çünkü gerçekten çok fazla pigmentle. Şimdi hemen diğer gözüme de uyguluyorum. Sadece aslında şu dış köşelere özellikle
rengi vermeye çalışıyorum. Bu da tamam. Şimdi ise şu göz planlarıma doğru elimle yine bu kontrpolitindeki aydınlatıcıyı uygulayacağım. Çok azıcık. Aslında göz makyajım bitmiş olacak. Ama şöyle bir şey var ki benim bu göz makyajımda almayı unuttuğum bir ürün var ki o da eyeliner'ı maalesef ki almayı unuttum. O yüzden bu makyaj eyeliner'sız bir makyaj olacak. Azıcık aydınlatıcıyı da uyguladım. Aydınlatıcının rengi de mükemmel. Hatta şöyle elimde kaldı mı? Kalmadı. Şöyle bir göstermek istiyorum. Ama aslında gözükmüyor. Parla işimiz bitti. Geriye tabii ki rimel adımı kalıyor. Bunun için de bu Fake It maskarasını kullanacağım. Bu mor olanını kullanacağım. Bu serideki, daha doğrusu Biris'in bazı maskaraları beğenilmiyor. Eğer kirpiklerinizi tek tek ayıran bir maskara arıyorsanız, uzatan bir maskara arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Dediğim gibi çoğu maskarası, daha doğrusu birkaç maskarası beğenilmiyor. Ama ben bu maskaradan gayet memnunum. Şimdi sadece bu gözümü uygulayacağım. İkisinin arasındaki farkı görmüş olacaksınız. Bu arada makyaj yapınca kendimi çok değişik hissettim. Bir süredir hiç makyaj yapmıyorum. Hem cildimi dinlendirmiş oluyorum. Hem de alıştım aslında böyle aynada kendimi sürekli makyajsız görmeye. O yüzden makyaj yapınca bir tuhaf geldi gözüme. Tabii ki bu durum modumu da yükseltti. Dediğim gibi evdesiniz. İlla ki dışarı çıkıp millete makyajınızı göstermenize gerek yok. Kendi kendinize de yapıp o şekilde dolaşabilirsiniz. Tabii ki modunuzun yükselmesi için, enerjinizin daha yüksek olması için. Ve maskaranın son hali bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi ikisi arasında çok fazla fark var. Gerçekten bu maskaradan inanılmaz memnunum. Dediğim gibi tek tek ayıran ve uzatan bir maskara istiyorsanız bu mor olanına bakınız. Şimdi ben diğer gözümü de tamamlayıp geri geliyorum. Ve rimelleme adımımızı da tamamlamış oldum. Aslında bu videoya başlamadan önce şöyle takma kirpik getirmiştim. Kullanırım diye videoda. Çünkü eyeliner'ı unuttuğum için böyle çok boş hissettim. Ama gerek kalmadı çünkü resmen kirpik takmış etkisi vermiş oldu. Hiç gerek kalmadı. Şimdi kontür adımına geçiyorum. Bu Biris'in göz makyajında kullanmış olduğum üçlü kontür paletindeki bu kontür rengini kullanacağım. Ciltle inanılmaz bütünleşiyor. Gerçekten bu fiyata böyle güzel ürünler alabilmek çok çok mutlu ediyor. Umarım fiyatları yükselmez. Çünkü çok fazla talep görüyor biliyorsunuz ki. Herkes tarafından çok fazla beğeniliyor. Böyle durumlarda da genellikle hep bir fiyat artışı yönünde bir girişim oluyor. Ama umarım bunu Biris'le yaşamayız. En azından fahiş fiyatlara kadar çıkmaz. Şu an böyle uygun fiyat olarak gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Umarım böyle kalır. Yüzümü ısıtma işlemim bitti. Yine aynı paletteki bu mürdüm rengi Allah kullanmaya geldi sıra. Rengi çok 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 güzel. Bunun 3 tane seçeneği falan vardı sanırım. Ben en çok bunu beğendim. Zaten ben bu renk aldıkları çok fazla beğeniyorum. Ama çok fazla alırsanız ürünü dağıtması biraz sıkıntı olacak. Çünkü pigmentleri çok çok güzel. Ve yine aynı paletteki aydınlatıcıyı da uyguladıktan sonra makyajım bitmiş olacak. Sadece ruj adımı kalmış olacak. Yanaklarım çok fazla umarım kızarmamıştır. Hey diye dönmedim. Ve makyajımı bitirmek için son olarak rujumu uygulayacağım. Ve tabii ki makyajım bitmiş olacak. Bu Biris'in yine 308 numara olması lazım. Pardon, 203 numaralı Altrum rengini uygulayacağım. Bu şekilde bir dudak kalemi ama efsane bir rengi var. Kesinlikle her cilt tonuna uygun olacağını düşünüyorum bunun. Hatta şeye benzetiyorum, bu Flormor'un 02 numaralı rujuna benzetiyorum. Sadece birazcık daha bir mürdümlük var içerisinde. Onun dışında kesinlikle çok kurtarıcı bir ruj. Şimdi hemen uyguluyorum. Ve rujumu da uyguladıktan sonra artık videomu bitirebilirim. Makyajımın son hali bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biris ürünleriyle ilgili genel bir şey söylemem gerekirse zaten videonun içerisinde bol bol söyledim ama gerçekten çok fazla beğeniyorum. Hem uygun fiyatlı hem de inanılmaz güzel performanslı olan ürünler de var. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu arada isterseniz beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.